söz hakkı verdim. Hatta Erhan Algan açıklama yaparken bana dedi ki müsaade ederseniz dedi ben sadece adaylık açıklamasını yaparsam izin vereceğimizi söyledik. Adaylık açıklaması için izin verdik. Buraya gelip de herkes bir şekilde bir basın açıklaması yaparsa ben buranın, de değilim adaydım buranın, Sayın Başkan. Aday olsaydı şimdi listem orada olur. Dün orada arkadaşlar, oradaydım. Neden orada olmadım açıklamasını? Arkadaşlar bir saniye. İlla burada açıklamak zorundayız. Değerli arkadaşlar, lütfen bir sözümü kesmeyin. Tamam, bak, benim hayır, bizim sözümüzü kestiniz siz şu anda. Siz bu şekilde oturamazsınız. Nasıl oturamazsınız? Neyle oturuyorsunuz buraya? Tamamlamazsınız. Siz hangi yetkiyle bunu söylüyorsunuz bize? Arkadaşlar lütfen basın mensupları gerekli açıklamaları Cuma günü bitecek. Önümüzdeki pazartesi günü ben gerekli açıklamalar yapacağım. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar pazartesi günü gerekli açıklamayı parti binamızda ben yapacağım. Her şeyde açık açık anlatacağız size. Tamam mı arkadaşlar? Sayın Başkan, bu da Kongre'ye ilgili bir basın açıklamasıdır. Lütfen. Neden aday olamadı açıklayabilir misin? Kongre'ye ilgili neden aday olamadı açıklayabilir misin? Bir basın açıklamasıdır. Kimden telefon partileri artı binasının dışına göremezsiniz. Arkadaşlar lütfen. Bağırmayın. Bağırmıyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir kişiye bağırmak, çağırmak yapışmaz. Ama bakın. Herkes saygı olacak. Bu açıklama Kongre süreciyle ilgili bir açıklamadır. Lütfen. Neden aday olamadı açıklamasıdır? Son cümleyi bitiriyorum. Arkadaşlar, bakın, yapmayın başkan. Bakın, bakın Deniz Gezmiş, Deniz Gezmiş, Deniz Gezmiş, cep defterinin arkasını şunu yazmış. Yenilmişsem, elim kolum bağlı, boynumda yağlı ip, gelip dayanmışsam dar ağacına, dudaklarımda yarın, gözlerim yarınlarda, unutmak mı gerek seni, kapılar kapalı, tutulmuşsa gece kapkara yollar, sıcacık bir sevgi. Sunmayacak mıyım insanlara? Bakmayacak mıyım yarınlara? Seslenmeyecek miyim insanlara? Gördünüz mü demokrasiyi? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki demokrasi bu kadar. Konuşma hakkı bir de yok. Konuşma hakkı. Sevgili basın mensupları hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Demokrasi anlayışı size teşekkür ederim. Sağ olun. Sana kalmadı. Parti bunlara da kalmayacak. Merak etme. Teşekkür ederim. Bunlarda da çok bir kenar işte. Sağ olun. Parti resmen. Neden aday olamadığını bana açtılar. Herkes öğrensin. Kim benden tehdit aldığını, kim de beni tehdit aldığını öğrenelim. Tamam. Pazartesi günü gerekli açıklamaları yapacağız arkadaşlar. Beklerim, beklerim. Başkanım ben adaylığımı partimde açıkladım. Delege seçimlerinde ilgili bir sıkıntılarım var. Bunu da partimde açıklamak istiyorum dedi. Tamam abi dedi. Geç olmuş biraz. Hatta dedi ki uyku sersin. Ertesi sabah aradım. Başkanım dedim böyle böyle. Hayır abi dedi. Ben dedi ona isim veremem dedi. Falan filan benzeri şeyler. Niye dedim ben dışarıda farklı görüşlü insanlar da var. Yani partimi ilgilendiren bir şey. Partimde yapayım. Hayır yapamazsın. Ne demesin. Neyse burada yapacaktı. Ama bir arkadaşımız yukarıya çıkmış. Ya parti biraz boş dedi. Açık dedi. Uzan dedi ki çıkalım beraber. Duymuş gelmiş. Bizi dışarı sürükledi. Ben partiliyim. 25 yıldır bu partide aktif görevlerde yer aldım. Babadan, atadan, sülaleden ben cumhuriyetim. Benim yani Cumhuriyet Halk Partisi kimse değiştiremez. Ha beni siledebilirler, atadabilirler. Hiç önemli değil. Ama bugün yaşadığımız olay demokratik değil. Büyükşehir, genel merkez, il başkanım hepsine ben saygım var. Ama lütfen burada bir delege seçim yaşarız. Sizler taraf olmayın. Ben demokratik evde çıkarım. Arkadaşım benden bir tık önde çıksın. Parmağını kaldır, kolunu kaldırın. Ama bugün yapılan bize karşı olaylar çok kötü. Bunlar yakışmıyor. Partime yakışmıyor. Bu işleri yapıyorsanız bu yapan partiler var. Oraya gidin. Ben demokrasi diyorum. Ön seçim diyorum. Örgütlerin gücü diyorum. Bunlar olmadığında ben biatçı bir insan değilim. Ben beni kırabilirler ama eğemezler. Benim öyle bir tavrım var. Onun için sizlere teşekkür ederim geldiğiniz için. Yani delege seçimlerindeki antidemokratik davranışlar bizi kırdı. İnsanların dayanım var. Bakıyorsunuz yönetimde geri olmuş oradaki arkadaşlar liste açıyor. Ahmet gelmemiş dışarıya. Mehmet ya arkadaşlarım ya lütfen bak siz yönetim tarafınız. Şey yapmayın yani. İki tane adayım arkadaşlar bunu yapsın anlarım. Ama yönetim orada bir erksiniz siz. Yani o kadar çok noktada bunları yaşadım ki doğru değil. Ben bu partiye emek verdim. Benim başkan adayım benden bir tık öne çıksın demokratik şekilde tüm çalışmalarım içindeyim. Ama bu doğru değil. Yakışmıyor benim partime. Adaylıktan çekilme sebepleriniz bunlar mı? Bu usulsüzlükler mi? Usulsüzlükler. Yanlış. İlden yönetici bir bayan gelmiş. Yani yaptığı şeyler anlatılamaz. Yoruldum. Ben hani çekiliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.